Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Özölüme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Kıymetli dostlar, bu videoyu Fenerbahçe'mizin Samsun maçı öncesinde çekiyorum. Bilginiz olsun. Burada şu birkaç tane husus var. Onları konuşmam lazım. O yüzden de acele ediyorum. Nedir o husus? Futbolda şiddet arkadaşlar. Bakın Beşiktaş eşine az rastlanır bir şekilde Pendik Spor maçından önce Fenerbahçe taraftarlarla alay etti. Yok intikamınızı alırız, yok şunu yaparız, yok bunu yaparız falan filan diye. Ancak öyle bir maç oldu ki Beşiktaş kulübü 1-1 berabere kaldı. Bitti mi? Bitmedi. Bitmedi arkadaşlar. Bitmedi. Tartışmaların o kadar eşiğinde, o kadar tartışmalara gebe bir maç oldu ki maçın bitiminde işte şu oldu, bu oldu falan filan. Yani çıkan toplu, çıkmayan toplu falan. Bunların hepsi olabilir şeyler. Bunların hiçbirine bir şey demiyorum. Ama şu paylaşım gerçekten insanlığın bittiği yönünde. Şimdi Dolmabahçe'de patlama sesi geldi diyor. İşte Beşiktaş patladı demek istiyor. Olabilir. Biz Dolmabahçe'de çok değil birkaç sene önce birçok vatandaşımızı cennete gönderdik. Maalesef birçok vatandaşımız hayatını kaybetti Dolmabahçe'deki patlamadan dolayı. Şimdi şu paylaşım insanın aklına ne getiriyor? Dalga geçmiş. Beşiktaş şöyle oldu, böyle oldu diye. Olabilir. Ya kötü niyetliyse, o patlamadan bahsediyorsa diye düşündük. O kadar da namussuz, alçak değildir diye düşündük. Bu tweet'i silmen lazım. Hiç hoş olmayan bir gönderme yapmışsın gibi algılanabilir. Amacım da o zaten diye. Yani insanlığın bittiği yer, yani futbolun terörizme dönüştüğü yer. Yani rakibinin sahasında, stadının önünde ya kaç tane polis şehit verdik orada? Hiç mi kanınıza dokunmuyor sizin ya? Ya bir futbol şeyi yüzünden ya bu kadar düşmeyin ya. Bir futbol yüzünden bu kadar kin gütmeyin ya. Bir yorum yapıyorum. Yazıyorlar altına ya. Silsile halinde. Bir Galatasaray'ı FETÖ'yle bağlayamazsın falan filan diye. Silsile halinde ya. Ya köpeğin saldırdığı gibi saldırıyorlar yorumlara. Bakıyorum. Ya bunlara kim bir merkezden emir verdi? Kim bunlara bunu söyledi? Şu nedir? Şu paylaşım nedir ya? Ya insanlığın bittiği yer buraya. Ya kardeşim Beşiktaş'ta biz rakibiz. Galatasaray'la rakibiz. Gerçek hayatta kiminizin patronu Galatasaraylı, kiminizin kardeşi, kiminizin eşi, kiminizin babası Galatasaraylı, Beşiktaş'ta, Trabzonsporlu başka takımlı ya. Lanet olsun ya. Vallahi lanet olsun. Çekmeyin kimseyi pisliğinize ya. Kendi pisliğinizle boğulun ya. Ben maçın öncesinde ya Yozgat'ta kaç vatandaşımız can verdi ya. Ya benim şu an haberdar olduğum 12'ydi. Geceleyin 11'di. Ya buna üzülelim ya. Buna üzülelim. Bunu konuşalım ya. Yok biz neyi konuşuyoruz? Saçma sapan mevzuları. Arkadaşlar ben hepinizden rica ediyorum. Bir kardeşinizim ben sizin. Ben sizin bir kardeşiniz olarak rica ediyorum. Futbola terörizmi bulaştırmayın. Pislik yapmayın. Anlatabiliyor muyum? Ama bana karşı yapıyorlar. Yapsınlar. Siz insanlarınızı, adamlarınızı koruyun. Ben elimden geldiğince muhafaza etmeye çalışıyorum. Canlı yayına geliyorlar. Sizin görmediğiniz nice yorumları engelliyorum ya. Bak siz görmüyorsunuz. Yayının birinde ben hiç ellemedim. Siz görün diye bu sefer de moderatörler engelledi. Yorumları görseniz mideniz bulanır. Gerçi YouTube engelliyor, görmüyorsunuz. Bu veriler bende. Yani ben davacı olsam, şikayetçi olsam veriler bende olduğu için, yani admin olduğum için bende direkt gözüküyor şu hesap şu yorumu yaptı diye. Ya neler neler ediliyor. Hani ben bazen sinirleniyorum diyorlar ki hocam bu kadar niye sinirleniyorsun? Ya yapılan yorumlar gör. Bütün Fenerlilerin çocuğunu bilmem yazıyor. Ya aklınıza gelmedik yorumlar görüyorum ben ya. Aklınıza gelmedik yorumlar. Beni de anlayın. Samsun maç öncesi niye çekiyorum? Çünkü maçtan sonra bu videoyu çeksem diyeceksiniz ki ne var lan bunda ben de yaparım diye. Şimdi Fenerbahçe'den Samsun maç öncesi 10 tane şifre var. Süper Lig, Yılport, Samsunspor. Tek tek başlayalım. 11 yıl sonra konuk ediyor. Evinde Fenerbahçe ile oynadığı son 6 Süper Lig maçının 3'ünü kazanmış Samsunspor. Bir beraberlik 2 de mağlubiyet almış. 2011-12'de 3-1 mağlup ettiği karşılaşmadan bu yana ilk kez konuk edecek. Bak önce ciddiye almamız lazım. Beşiktaş Pendik'ten alay etti. Sonunu gördünüz. 2. Samsunspor'la oynadığı son 7 Süper Lig maçının sadece birini kaybetmiş Fenerbahçe. 3 galibiyet 3 beraberlik almış. Tek mağlubiyetini son karşılaşmada almış. Şubat 2012. Sarı lacivertliler bu rekabette üst üste 2 artı mağlubiyet aldığı son süreci 85-87'de yaşamış. 4 başlıyor. En son 86'da İstanbul takımlarıyla oynadı. Son 2 Süper Lig maçını da kazanmış. Samsunspor 2011-12'de. Bu şekilde üst üste 3 galibiyet aldığı en son süreci de 86'da yaşamış. Fenerbahçe ilk deplasmanlarda galip. Süper Lig'de son 4 sezonda da çıktığı ilk deplasman maçından galip ayrılan Fenerbahçe bu şekilde daha uzun bir seriyi en son 90, 91, 95, 96'da yaşadığı 6 sezon diyor. İnşallah yine galip geliriz. İlk 2 maçının birinde yenilgi var diyor. Süper Lig'in açılış haftasında Sivasspor'la 1-1 berabere kaldı. Samsunspor en üst ligde 95-96'dan bu yana hiçbir sezonun ilk 2 maçında mağlubiyetsiz geçememiş. Yani kesin mağlup olmuşlar. Fenerbahçe yenilere kaybetmiyor. O sezon Süper Lig'e yükselen takımlara konuk olduğu son 14 maçın hiçbirini kaybetmedi. 12 galibiyet, 2 beraberlik diyor. İnşallah 13 olacak galibiyet sayısı. Son 9 karşılaşmanın tamamından galip ayrıldı. Emre Kılınç detayı. Samsunspor forması giyen Emre Kılınç'ın Süper Lig kariyerinde Fenerbahçe'den 2 gol 3 asist daha fazla golde pay sahibi olduğu tek rakibi Trabzonspor diyor. Emre Kılınç da iyi bir Fenerbahçelidir ama şu süreçte Galatasaray'a gitti. Ama Galatasaray'da da tutunamadı. Ona ben karışamam. Gol atan en yaşlı oyuncu. Süper Lig kariyerinin ilk maçında Gaziantep Futbol Kulübü filelerini 2 kez havalandıran Edin Dzeko. Bu arada Gaziantep Futbol Kulübü Sivas'a 3-1 yenildi. Maçı izleyin gülersiniz. Yani bize aslan kesilen Gaziantep'in esamesi yoktu. Edin Dzeko Süper Lig tarihinde Fenerbahçe formasına gol atan en yaşlı. Yabancı oyuncu 37 yaş 148 gün. En fazla şut pası veren isim. Bak bu olay işte maça başlamadan önce söylüyorum. Süper Lig'in ilk haftasında en fazla şut pası veren oyuncu Dusan Tadic 8 kez. Aynı zamanda Vedat Murici'den yani Eylül 2019 Ankaragücü maçına bu yana Fenerbahçe formasıyla bu sayıya ulaşan ilk isim olmuş. Ben bir şey söyleyeyim mi? Dusan Tadic daha da alıştıkça 8'lere, 12'lere, 13'lere, 14'lere, 15'lere belki 16'ları bulup Süper Lig rekoru kırıp tarihine de geçecektir. Dediğimi de unutmayın. İsmail Kartal'ın en uzun serisi Fenerbahçe'nin başına görev yaptığı son 15 Süper Lig maçında mağlubiyet almamış İsmail Kartal. 12 galibiyet 3 beraberlik. İnşallah 13'e 3 diye bu şekilde devam edecek. Hatta şunu söyleyeyim 21'e 3 olsun inşallah. Fenerbahçe 10'da 10 yaparsa ipleri eline alır. Yoksa o sene bu sene biz hissederiz falan filan sakın bunlara girişmeyin. Bak Galatasaray 4 puanda kalmış. Beşiktaş 4 puanda kalmış. Trabzonspor 3 puanda kalmış. Başakşehir 2'de 0 çekmiş. Ne olacağı belirsiz. İnşallah 3'de 0 çekerler. Çünkü 3. maçları bizimle. Yani sen yoluna devam edeceksin. 10'da 10 yaptın 30 puan. İddia ediyorum çok da ciddi, çok büyük iddia ediyorum. 10'da 10 yaparsan en yakın şampiyonluk yolundaki rakibine en az 6, belki 8, belki 10 puan fark takarsın. 8 puan taksan senin her galibiyetin 8-11 olmuş olacak. Rakibe korku salacaksın. Bak en önemli mesele bence bu. İsmail Kartal inşallah bugün Fenerbahçe'nin galibiyetinde pay oynar. Sevilla'nın yıldızı Fenerbahçe'ye Ocampos. Transfer çalışmaları da sürüyor. Flash gelişmeler yaşanıyor. UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluk istiyormuş Fenerbahçe. Buna göre transfer planı yapıyor. Arkadaşlar Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluk istiyor, istemiyor. Bunlar doğru laflar değil. Fenerbahçe Konferans Ligi'nde gidebildiğimiz yere kadar gidelim diyor. Neden olmasın diyor. Hani takımlara baktığınız zaman hani çok da takımlar değil diyor. Ben ısrarla şunu belirttim. Süper Lig takımları Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde asla çeyrek finali göremez. Önümüzdeki 50 sene göremez bu mantıkla dedim. Ve sözümün de arkasındayım. Geçen sene Fenerbahçe görebilirdi. Sevilla maçında o atılan çakmaklar olmasa görebilirdi. O da niye biliyor musun? Zihniyetten. Yani Jorge Jesus'un zihniyetinden dolayı. Çok güzel Avrupa zihniyeti vardı. İşe yarıyordu. Ligde işe yaramıyordu belki ama Avrupa'da yarıyordu. İsmail Kartal eğer Avrupa zihniyeti edinirse bu kadro konferansta çeyrek finali görebilir ama konferans benim bu sözü söylediğim yıl olan 2016 yılından sonra çıkarıldı. Yani 2066'ya kadar hiçbir Türk takımının Şampiyonlar Ligi'de Avrupa Ligi'nde çeyrek finali göremeyeceğini düşünüyorum. Bu mantıkla. Çok güzel bir şey oldu. Galatasaray'da Fenerbahçe'de yıldızları getirdi. Gerçi Tete konusu var. Skandal bir konu. Arkadaşlar oyuncu ayartma diye geçiyor. Tete'ye şu anda TFF izin vermiyor. Lisans vermiyormuş. Ben bunu ısrarla söyledim ama yeni algıladınız. Veremiyormuş. Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan lisans talep ediyormuş ancak lisansı gelmiyormuş. Shakhtar FIFA'ya başvurduğunu Galatasaray'ı şikayet ettiğini belirtiyorlarmış Galatasaray'a. Şimdi bunun adı oyuncu ayartma diye geçiyormuş arkadaşlar ve bu tabir bu olay sonrasında Shakhtar'a yüklü tazminat ödenebilirmiş ki inşallah öderler. Şimdi dikkat çekmek istediğimiz yer şurası. Fenerbahçe Tete hakkında bir açıklama yapmıştı. Hatırlayın o açıklamada hukuki kelimesi çok önemliydi. Hani Tete'yi alabilirdin ama oyuncu ayartma olacağından dolayı bu işe girmedi. Bakın niye bu konuya girdim? Şu yüzden. Takımlar çok güzel. Yıldızlar, mıldızlar, şu bu hepsi var. Ama dozajını da yapmak lazım. Bak Fenerbahçe kadrosunu toparladı. Beşiktaş birkaç yıldızda iddialı bir konuma gelebilir. Galatasaray kadrosu gerçekten yani yıldız futbolcuların bol olduğu bir kadro. Şimdi bir şey yapılabilir ama bu sefer de teknik taktik beceriler. Mesela Türkiye'deki hakemler Avrupa'da yer almayacak. Galatasaray'ın Avrupa maçını Türk hakem yönetmeyecek mesela. Ya da Fenerbahçe'ninkini ya da Beşiktaş'ınkini ya da Adana Demir'inkini. Bakacağız. Şimdi Fenerbahçe kolları sıvamış durumda. Öncelikli mevki kaleci ve orta saha ki 27 Ağustos'a kadar bayağı yüzünüz güler. 23, 24, 25, 26, 27 kritik şeyler. Bu arada 27'sinde inşallah Allah'tan bir mani gelmezse Bursa Gemlik'teyiz yine bir haftalığına Vera Palas'ta. Çok güzel bir oteli tavsiye ederim arkadaşlar. Gittiğimde zaten küçük küçük videolar çekerim. Şimdi Sevilla'dan Lucas Ocampos'u istiyormuş Fenerbahçe. Yıldız oyuncu kariyerine İspanya kulübüyle birlikte 2 tane Avrupa Ligi şampiyonluğu bulunuyor. Güzel bir kariyer. Ocampos'u Fenerbahçe listesine ekledi. Şimdi Fenerbahçe Ocampos'u niye listesine ekledi? Bu düşündürücü bir olay. Bak düşündürücü bir olay. Gerçekten bak. Niye? Teklif yapması bekleniliyor. 2024'te sözleşmesi bitecek. Dolayısıyla yaz ayı maliyet düşük olacak. Geçtiğimiz sezon 29 maça çıkmış. 5 gol 2 asist. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro. Şimdi baktığınız zaman 12 milyon euro. Sağ kanat. Fenerbahçe Cengiz aldı. Emre Mor var. Zora düşersen İrfan Can oynayabilir. Osayi oynayabilir. Ferdi oynayabilir. Sadece mevkisi sağ kanat. Hani solda falan oynayabiliyor mu? Sevilla ilk maçında oynatmış mı? Sevilla 2 tane maça çıkmış. UEFA Süper Kupası ve La Liga'da 180 dakika oynatmış. Sana niye satsın? Yani zamanda 50 milyon euroları görmüş. Sana niye satsın? Arkadaşlar bu transfer söylentisi bolca adından söz ettiren bir söylenti. Bolca. Biz bunu bolca duyduk. Transfer sezonunun başından beri bolca duyduk. Bilmiyorum niye bolca duyuyoruz. Ama ben şunu söyleyeyim. Bu arkadaşı ben beklemiyorum. Hani bana gelen duyumlar içerisinde hiçbir şekilde bu arkadaş yok. Ama olursa da yani bilemem çok ciddi bir paraya olur. Olursa da. Yani zannetmiyorum. Şimdi Mert Hakan'dan minik taraftara büyük jest diye gideyim. Çünkü Mert Hakan'ın yapmış olduğu jest gerçekten beni çok sevindirdi, gururlandırdı, duygulandırdı. Nedir o jest? Okuyalım. Şimdi uzun uzadıya okumazsam anlaşılmaz arkadaşlar. Yılport Samsunspor'la karşılaşacak Fenerbahçe Samsun'a ulaştı. Fenerbahçe kaptanlarında Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe kafilesini karşılamaya gelen minik taraftara jest yaptı. Normal hocam kendi taraftarına jest yapmış. Ne var ki bunda? Samsun'da takımı bekleyenler arasında hastalığı olan kanser hastalığı olan Fenerbahçeli minik taraftarı almak için otobüsten inerek yanına gitti ve onu takım otobüsüne götürdü. Ardından minik taraftarı tüm futbolcularla tanıştırdı. Ya Allah herkese şifa versin. Bütün hastalarımıza şifa versin. Sonra Fenerbahçe maç için konaklayacağı otele hareket etti diyor. Mert Hakan'ı eleştirebilirsiniz. Başka futbolcularımızı eleştirebilirsiniz. Ama özellikle söylüyorum size sakın küfür, hakaret etmeyin diye. Bu oyuncular kıymetli oyuncular. Kalpleri temiz oyuncular. Bak Altay Bayındır da böyle bir kardeşimiz. Yani diğerleri de böyle bir kardeşlerimiz. Oyuncularımıza saygı duyalım arkadaşlar. Gerçekten bak karakteri bozuk, yapısı bozuk futbolcumuz yok bizim. Açık yüreklilikle size bunu söyleyebilirim. Teşekkürler Mert Hakan Yandaş. Yani insanları gururlandırdığın, duygulandırdığın için. Fenerbahçe'nin Krunic teklifi ve Milan'ın beklentisi diyelim. Hatta daha da abartalım. Fenerbahçe Krunic'i almış. Bizim haberimiz yok. İtalyan basının Milan'ın satmak istememesine rağmen Fenerbahçe'nin baskısı sonrasında Rade Krunic'in fiyatını belirlediğini yazdı diyor. Kırmızı siyahların talebi ise Fenerbahçe'nin teklifi arasındaki fark yüksek. Fenerbahçe İsmail Kartal'ın kadroda görmeyi çok istediği Krunic için uzun süredir Milan'a baskı yapıyor. İtalyan devi buna rağmen 29 yaşındaki orta saha oyuncusunu satmaya sıcak bakmıyordu. Ancak Boşnak Yıldız'ında açık bir şekilde sarı lacivertlere gitme konusunda istekli olduğunu bildirmesiyle işler değişti. Milan fiyatı belirledi. İtalyan ekibi ilk olarak Krunic'in yerini dolduracak ismi aramaya başladı. Ve fiyat belirledi. 13 milyon euro talep ediyordu. Son olarak Fenerbahçe 8 milyon euro teklif etmişti. Arada da ciddi bir uçurum var. Ve Fenerbahçe bunu bitirmeye çalışıyor. Milan'la anlaşma sağlansa bile Krunic'in yerine transfer yapmak için biraz bekleyin diyeceğini düşünüyoruz. O da biraz uğraştırır diye. Arkadaşlar Edin Dzeko'nun geldiğini 3 gün önceden söyleyen Boşnak sayfası Krunic Fenerbahçe'de demiş. Bakın bu benim haberim değil. Hatta benim haberime göre Krunic gelmeyecek. Ama şunu söyleyeyim. Bilgi bu şekilde. Yani bilgi bu şekilde. Altay Bayındır için de hep söylüyorum. Yine söylüyorum. Sürpriz bir takıma sürpriz bir fiyata giderse şok olmayın. Ve Altay'ın açık söyleyeyim Fenerbahçe kariyeri bence bitti. Bitti arkadaşlar. Ama sizin suçunuz, ama benim suçum, ama kimsenin suçu değil bu, onun suçu değil bu diyebilirsiniz. Bitti. Hocam o da kendine çeki düzen verseydi. Hocam o da biraz iyi tuttursaydı. Hocam o da çalışmalarını sıklaştırsaydı. Hocam o da şöyle yapsaydı. Ben 2-2,5 aydır halı saha maçı yapmam. Geçen çağırdılar halı saha maçına cumartesi günü. Dedim ki tamam geleyim. Maçtan benim bir kuralım vardır. Size de tavsiye ederim. Maçtan 3 saat önce yemeği kesin. İçmeyi de kesin. İçme derken su falan, kola falan içmeyin. Maçtan 3 saat önce. Kesinlikle en az 3 saat önce. Yani 4 saat önce de olabilir. 5 saat önce de. Hatta size ben bir ipucu vereyim. Burada futbol oynayan kardeşlerimiz varsa. Maçtan 5 saat önce yemek yiyin. 5 saat önce yemek yiyin. Yemekten sonra bolca sıvı tüketin. Yani hocam normalde ben 2 bardak su içiyorum. Yetiyor bana. 6 bardak su iç kardeşim. Bak 5 saat önce yemeğini 6 bardak su iç. Ondan sonra hiçbir şey yemede içmede. Belki sıvı su tüketimi olabilir. Maçta kuş gibi hafif olduğunu göreceksin. Bunu halı saha maçlarında da tavsiye ederim. Normal maçlarda kuş gibi hafif olursunuz. Yani Mustafa Hoca'ya güvenin. Mustafa Hoca tavsiyesi boş değildir. Bunu yapabilirsiniz. Mesela ben maça gittiğimde şunu düşündüm. Lan dedim 2-3 aydır topa vurmuyorum. Hani vurduğum şut avuta gidecek şey yapacağım hani ekstra çalışmam lazım. Hani şöyle olursa böyle olursa hani maçlara devam edersem her zaman gel derlerse bir koşu moşu yapayım. Şimdi ben mesela şey yaparım. Onu da tavsiye edeyim. Belli bir mesafeye bir hedef belirlerim. Atıyorum bir sırt çantası koyarım. Topla vurmaya çalışırım. Yavaş. Önce yavaş. Sonra hızlanarak mesela 10 metre mesafeden. Sonra hızlanarak hani biraz daha hızlı çekerek direkt onu vurmaya çalışırım. Yani karşınızda portatif bir kale varsa çok daha iyi olur. Hani ben fakir imkanlarıyla söylüyorum. Sürekli atmaya başladın. Sürekli vurmaya başladın. Ya da yakınından geçiyor. Hani her 3 şutundan bir tanesi değiyorsa tamamdır bu iş. Gerçekten diyorum tamamdır bu iş. Mesafeyi uzat. 10 metreye 15 metreye. Her 3 şuttan bir tanesi ortalama değmeye başladı mı? Mesafeyi uzat. 20 metre 30 metre hani bir yarı saha mesafesi kadar koydun. Bak yarı saha kadar. Çektin vurmaya başladın. Emin olun bu sizde en geç bir ay içerisinde hani attığınızı vurma böyle kargo şirketi gibi adrese teslim paslar atmaya falan gider. Bunu belirteyim. Deneyebilirsiniz bunu arkadaşlar. Ayrıca ayakları güçlendirmek için mesela dikken oturup kalkın. Günde 100 defa bunu yapın. Hani bisiklet süreyim, kondisyon yapayım. Yavaş yavaş in. Belli bir noktada kal. Tekrar kal. Kal. Kalk in. Bunu günde 100 defa yaparsanız Roberto Carlos gibi bacaklarınız olur. Bunu da hani anlatmış olayım. Fenerbahçe'mizin Samsun maçını nasıl yorumluyorsun hocam? Maç oynanmadığı için yorumlayayım. Ben Samsunspor'un seyircisi önünde atak başlayacağını, Fenerbahçe'yi bunaltmaya çalışacağını, bu yüzden de bolca açık vereceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'de bu açıkları işte Tadic'in, Şimanski'nin, ne bileyim Edin Dzeko'nun akıl dolu aklıyla ve Cengiz Ünder'in de ben ilk 11 başlayacağını, Fred'le birlikte başlayacağını düşünüyorum. Hani bu şekilde olacağını düşünüyorum ve Fenerbahçe'nin yakaladığı imkanları değerlendirirse maçı 4 gollü kazanacağını düşünüyorum. 4-1 ya da 4-0 kazanacağını hissi olarak söylüyorum. Matematiksel olarak şunu söyleyeyim. Fenerbahçe Beşiktaş'tan ders almıştır. Pendik maçını hafife aldılar. Küçük takım alttan çıktı. Biz buna fark atarız dediler. Berabere kaldı. Fenerbahçe bu dersi almıştır. İsmail Kartal ciddi analizini yapmıştır Samsunspor'u. Nasıl kitleyeceğini, hangi şekilde atak yaptığını düşünmüş, bulmuştur. Ve buna göre de bir tedbir almıştır diye düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'nin ilk 30 dakika içerisinde gol yemeden atacağı gol maçın şeklini, kaderini belirleyecektir. Ben yine söylüyorum 4-1 ya da 4-0 kazanacağını hissi olarak söylüyorum. Ama hiçbir maçın garantisi yok. Her maç her skora açıktır. Umarım kazanan Fenerbahçe olur. İzlediğiniz için teşekkürler. Siz bu videoyu izlerken ben Konya'yla olmuş olabilirim arkadaşlar. Önce Konya'yla, sonra oradan dolaş. Belki bir Mersin yaparız arada. Oradan Bursa, sonra tekrar Kürkçü dükkanı. Görüşmek üzere.